Hem yönetici arkadaşları tebrik ediyoruz. Yalnız bugün burada yine bazı yanlışlıklar oldu. Bunları dile getirmekte fayda görüyorum artık. Çünkü dünden beri bizi Sivas Yönetim Kurulu'ndaki başkan ve yöneticiler gayet iyi ağırladılar. Beraber olduk, sohbetler ettik. Her türlü konuyu konuştuk. Şimdi maçta hakemin gölgesinde geçen bir maç oldu. Hakemin gölgesinde. Bu hakem için Şansal Büyük Ağa diyor ki penaltı vermez. Bu adam penaltı vermezler ve böyle sistemleri vardır. Bugün de 10. dakikada gördük yine. Fenerbahçe'nin kazandığı net penaltıyı vermedi. Ben penaltı gördüm. Sordum Ankara, İstanbul'a da televizyonda seyreden arkadaşlara da. İnşallah yanılmamışızdır. Hepsi penaltı olduğunu ifade ettiler. Eğer bir yanlışlık varsa bundan da özür dileriz. Sonra Egemen'in oyundan attı. Bu 10. dakika. 21. dakikada yine Egemen'le rakibin girdiği mücadelede Egemen'e hiç değmemiş. Biz de öyle gördük burada. Ama yine de teyit ettirdim. Değmediğini söylüyorlar. Kendisine içeride sordum. Devrede indim aşağıya. Sordum kendisine. Herhangi bir laf, söz söyledim mi dedim. Hani hareketten sonra. Vallahi söylemedim dedi. Tek söylediğim şey şu. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Şimdi bir takım zorluklardan geçiyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında Fenerbahçe olarak zorluklardan geçiyoruz ve mücadele ediyoruz. Ülkenin en önemli kulübü Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin tarihi Kurtuluş Savaşı'nda başlar. Böyle bir kulübü son 3 senedir yok etmek için her türlü operasyon yapılıyor. Her türlü. Stadın tribünlerinde yapılıyor. Sahanın içine taraftarlar çekiliyor. Efendim gaz bombaları atılıyor, şu yapıyor, hepsi, her şey yapılıyor. Ama dimdik ayakta duruyor Fenerbahçe camiası, duracaktı. Son kaleyi söylüyoruz. Bugün görünen olay da taraftarlarla kulübün arasındaki bağları gevşetmek. Böyle bir koku hissetmeye başladık. Tehlikeler görmeye başladık. 2 haftada 6 puan kaybettik. Kaybedebiliriz. Bunları telafi eder bu çocuklar. Onlara inanıyoruz. Ama başka oyunların oynandığını görüyorum. Çünkü bir hakemin bu kadar basit hatalar yapacağını düşünemiyorum. Bu aynı hakem biliyorsunuz 2010 yılında Bursaspor'a şampiyonluğu kaybettiğimizde yine top hareketle, yani kuralların dışında oyunu oynatarak o sene yine son maçta Trabzon'la beraber kaldık ve şampiyonluğu kaybettik. Ve bizim maçlara gelemiyordu. Gelmiyordu da, mutluyduk da. Herhalde o da mutluydu ama yine gelmeye başladı. Her geldiği Fenerbahçe maçında aynı bu hareketleri, tavırları yapıyor. Bizim dışımızda bazı maçlarda da yapıyor. Kısaca bu hakem yeteneksiz. Yani yeteneksiz bir hakem üzerinde bu kadar devam etmek ve onunla zorlamak bazı şeyleri çok kötü şeyleri doğurabilir. Yani bu hakemin bir daha yapacağı bizim maçlarda bu hatayı affetmeyiz. Oradan federasyona soruyorum. Böyle yeteneksiz hakemleri temizleyin. Temizleyin aranızdan. Biz mücadele ediyoruz. Emek veriyoruz. Taraftarımızla, yönetimimizle, sporcularımızla. Yenmek de var, yenilmek de var. Bunlar için de hiçbir şey söylemiyorum yani. Bugün bizim çocuklar da tepki. Kötü oynadık. Olabilir. Hafta iyi oynayıp düzeltiriz. Galatasaray'ı Telekom'da yeneriz. Hiç merak etmesinler. İstatistiklere baksınlar. Biz Türk sporunda hem sporcularımız hem biz gerekli olan demeçleri ortalığı gelmek için vermiyoruz. Vermemeye çalışıyoruz. Ama maalesef her gün gazetelerde, televizyonlarda bizleri gelmeye çalışan demeçleri hem okuyoruz hem dinliyoruz. Lütfen bütün toplumlara söylüyorum. Herkes kendine bir çeki düzen versin. Aziz Yıldırım diyor ki şike yapmadım. Eğer benim yaptığım bu hadiseler şike diyorsa Türkiye'de yapmayan takım yoktur. Bak, hapishaneden söyledim. Yine söylüyorum. Bizden başka hepsi yapmıştır, biz yapmadık. Bugün üzüldüm. Neye üzüldüm? Ben sezon başından beri deplasmanlara gelmiyordum. Sırf ortalık gerilmesin, bazı hadiseler olmasın diye. Sivas'a geldim. Çünkü Sayın Başkan ve yöneticilerle bir diyalogumuz var. Şu var, bu var. Seyirci bağırıyor. Aziz Yıldırım şike yapsana. Ya ben Sivas'ı satın mı aldım?
Siz bunu derseniz o zaman şikeyi yapan Sivas olur. Bu kadar mı mantıksız insanlarsınız ya? Siz Fenerbahçe'ye maç mı sattınız? Ben yönetici arkadaşlarım buradan özür diliyorum. Onlardan hiçbiriyle biz bu konuları dahi konuşmadık yani ya. Bu kadar mı insanlar mantıksız olur ya? Tribüne bu abi şike yapsana, şike yapsana, azıldım şike yapsana. Ben kimle yaptım? Sivas'la mı yaptım? Sizle mi yaptım şike? Ulan utanın biraz ya. Ayıp. Bunun tam tersini söylemem lazım. Demeli lazım ki helal olsun Aziz Yıldırım'a. Şike yapmadığını söylüyor. Ve bizleri zan altında bırakmıyor demeleri lazım. Ama basit insanlar beyinlerinde ne bileyim yani bir tutulma mı var? Ne var yani? Gittiğimiz her yerde bağırıyor. Yazın o şike davasında gözüken 10 dakika üst takımlarda o zaman şike yapmış oluruz ki. O zaman onların hiçbirinin bağırma hakkı yok. Onların hepsi bize satılmış olurlar. Biz kimseyi satın almadık. Net konuşayım. Türkiye'de herkes bunları iyi duysun. Kendilerine hakaret ediyorlar. Farkında değiller ya. Kendilerine hakaret ediyorlar.